Hocalarım hayırlı akşamlar. Öncelikli olarak hoş geldiniz. Yine bir çarşamba gününden saat 17'de sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber işbirlikçi öğrenme modeline başlayacağız. Yine önemli bir model. İnşallah bugün bu modeli de bitiririz diye düşünüyoruz. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Değerli arkadaşlarım, KPSS'de soru olarak evet gelebilir. Hatta gelir de diyebiliriz. Daha önceki yıllarda KPSS'de birçok kez kendisi veya ilkeleri veya teknikleri sorulmuş olan bir modeldi. Bundan dolayı bugün bu modeli bizler iyi dinleyin. Vereceğim anahtar kelimeleri özellikle altını çiziyorum. Bakın anahtar kelimeleri hard x'e atalım, notlarımızı alalım. O bizim işimizi çok görecek. Hemen başlayalım. Modelin adı işbirlikçi öğrenme modeli. Bazı kaynaklarda görüyoruz, diğer ismiyle bize soruyorlar. Kubaşık öğrenme modeli. Ya da diğerini hiç duymadınız, kooperatif öğrenme modeli olarak da önümüze gelmektedir. Ama ÖSYM'nin ve çıkmış soruların incelediğinde hep işbirlikçi öğrenme modelini yazıyor. Kubaşığı da piyasadaki bazı soru bankaları işbirlikçi öğrenme modelini anlatıyor arkadaşlarım özelliklerini. Aşağıdaki hangi modeldir diyor. Cevap olarak oraya işbirlikçi yazmıyor. Kubaşık yazıyor. Eğer sizler bilmezseniz bu kubaşık neydi diye bir soru işareti oluşabiliyor. Bundan dolayı işbirlikçinin diğer adının kubaşık öğrenme olduğunu lütfen unutmayalım. Kooperatifi öğrenmişsiniz, öğrenmemişsiniz önemli değil. İşbirlikçi öğrenme modeli Vygotsky ya da Vygotsky tarafından bakın sosyalci olan, sosyal çevre olan en büyük temsilcisi Johnson veya John Dewey de etkilemiştir. Ama kaynaklarda veya sorularda bizler işbirlikçi öğrenme modeli denildiğinde bakın Vygotsky sakın unutmayın. Hatta yakınsak gelişim alanı, çevre diye öğrenmede veya psikolojide önümüze gelmişti değerli arkadaşlar. İşbirlikçi Kubaşık, Vygotsky'nin çıkarttığı gelin öğrenme yaklaşımına beraber bakalım. 2 ile 6 kişi yani küçük grupların, küçük karma grupların, heterojen grupların ortak bir amaç doğrultusunda bir araya geldiği öğretim yaklaşımları. Şimdi tanımı bir daha yapıyorum. Küçük grupların, karma grupların ortak bir amaç doğrultusunda ya da grubun ortak bir amaç doğrultusunda yardımlaşarak birbiriyle çalışmasının adına bizler işbirlikçi öğrenme modeli diyoruz. İsminden belli grup işbirliği yapıyor. Ama burada altını çizmek istediğim şeyler var. Birincisi. Burada gruplar karma gruplardır. Bak yazıyorum. Karma gruplardır. Aslında karma grup derken heterojen gruplardır. Hemen söylüyorum değerli arkadaşım. İşbirlikçi öğrenme modelinde gruplar mutlaka karma. Mutlaka farklı. Yani mutlaka heterojen olmak zorundadır. Hasan hocam homojen olabilir mi? Hayır olamaz değerli arkadaşım. Mutlaka gruplar heterojen olmak zorundadır. Birazdan gruplar hakkında yine bahsedeceğim. Grupları bir daha söylüyorum. Mutlaka heterojen olmalıdır. Ha bizler artık sorularda yazarken heterojeni pek kullanmıyoruz. Çünkü öğrencinin aklına heterojen denildiği zaman direkt işbirlikçi geliyor. Onun yerine dikkat çekmesin diye saklayalım diye karma gruplar diyoruz. Yani heterojen zaten ne demektir? Farklı özelliklere sahip öğrencilerin bir arada bulunması demektir. Karmadır, farklıdır, unutma. Ve mutlaka bu heterojen gruplar, bakın bu heterojen gruplar, bu karma gruplar, bak altını çiziyorum, lütfen bunu da unutmayın. Hani yıldız diyorum, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelecekleri. Yani şurada gördüğünüz gibi birazdan yine deneyeceğim. Bireysel bir amaç yoktur. Biz grupsak, bakın grubuz ya, beraber çalışıyorsak grubun amacı olacak. Zaten grubun amacıysa ortak bir amaç üzerinde olacağız. Bireysel bir amaç taşımayacak, grubun amacı ortak amaç olacak. Sakın bunu unutmayın. Gelelim. Bizler öyle bir grubuz ki ortak amaç için beraber çalışıyoruz. Her şeyimiz beraber, hani birimiz hepimiz birimiziz artık. Bundan dolayı ödüller ve cezalar bireye değil gruba verilir. Çünkü neden gruba verilir? Ortak bir amacımız var. Yani iyi yaptıysak da ödülü ortak alıyoruz. Kötü yaptıysak da cezayı ortak alıyoruz. Bundan dolayı ödül ve cezalar
bireye değil gruba verilir. Yine tekrarlayacağım. Kaybeden ve kazanan birey değil, kaybeden ve kazanan gruptur. Hazırlan hocam. Niye ödül ve ceza bireye değil gruba veriliyor? Neden kazanan ve kaybeden hocam birey değil gruptur? Çünkü bir amaç belirliyoruz. Bu amaç hepimizin amacı. Hepimizin, gruptaki bütün öğrencilerin amacı. Gruptaki bütün öğrenciler ortak bir amaç belirlediği için artık ödülü de cezayı da, kazanmayı kaybetmeyi de hep beraber grup olarak ne yapıyoruz? Benimsiyoruz. Bunu da unutmayın. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bazen bana gelip bir öğrenci arkadaşım diyor ki, hocam diyor, ben soru çözerken aklıma takıldı diyor. İşbirlikçi öğrenme modelinde bireysellik var mı yok mu diye bana bir soru soruyor. Çünkü adı işbirlikçi, grup, heterojen grup ya, hemen aklına takılıyor. Basit bir şekilde düşündüğünde bireysellik olmaz, yok diyor. Ama bazı sorularda evet bireysellik var, önüne çıkıyor. Bana şu soruyu yönelttiğinde, Hasan hocam bireysellik var mı, bireysellik yok mu denildiğinde ben öğrenciye diyorum ki evet bireysellik hem var, bireysellik hem yok. O nasıl oluyor hocam? Sen bana bireyselliğin hangi özelliğini soruyorsun? Değerli hocam diyorum, olan özelliği de var, olmayan özelliği de var. Mesela kesinlikle bireysel bir amaç yoktur. Kesinlikle bireysel bir ödül yoktur. Bireysel bir ceza yoktur. Bireysel bir başarı yoktur. Çünkü bireysel başarı amaç yoktur. Ortak amaç ve başarı vardır. Hatırlayın. Ama bireysel sorumluluk ve bireysel değerlendirme vardır. Bak bunu ilk başta hemen söyledim. Bir daha söyleyeceğim ama unutma. Bireysel amaç, bireysel ödül ceza, bireysel başarı yoktur. Ama burada bireysel sorumluluk ve bireysel değerlendirme vardır. Ama burayı yanlış anlama. Hasan hocam sadece bireysel değerlendirme mi var? Hayır. Hem bireysel hem grupsal değerlendirme olacak. Önemli olan da Canan. Yani grupsal değerlendirme olacağız. Bunları deneyeceğim bugün sizinle. Şimdi burada aslında önce Can sonra Canan. Ama önemli olan kim? Canan. Yani Canan derken kesinlikle önemli olan grup olacak. Önemli olan gruplar olduğu için egosantrik düşünce, yani ben merkezci düşünce kesinlikle işbirlikçi öğrenme modelinde yoktur. Bu egosantrik, ben merkezci düşünceyi sorularda göreceksiniz. Hangisi işbirlikçi öğrenme modelinin özelliklerinden biri değildir? Ben merkezci veya egosantrik düşünce vardır diyeceksiniz. Hayır, ben diye bir şey olmayacak. Sakın bunu da unutma. Hemen şimdi toplayıp bunların hepsini yeniden deneyeceğim. Şimdi anlatmaya başlayacağım. Şimdi bir bakış açısı geliştirmenizi istedim. İşbirlikçi öğrenme modeli. Diğer adı kubaşık öğrenme modeli. Vygotsky tarafından çıkarıldı. Veysel diyorum ben buna. Hatta şöyle diyelim. Karma grupların, heterojen grupların ortak bir amaç, bireysel amaç olmadan, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya geldiği, beraber çalıştığı öğretim yaklaşımının adına bizler işbirlikçi öğrenme modeli diyoruz. Gelin hadi hep beraber özelliklerine bakmaya başlayalım. Hemen bakın birinci özelliğe bakalım. Gruplar mutlaka, bakın o heterojen gruplar diyoruz ya değerli arkadaşlar. Gruplar mutlaka heterojen olmalıdır diyoruz ya. Gruplar bir kere mutlaka heterojen olmalıdır. Ve gruplar mutlaka öğretmen tarafından oluşturulmalıdır. Bakın burada bence önemli olan grupların heterojen olduğunu artık unutmazsınız. Ama şunu unutabilirsiniz. Gruplar kim tarafından oluşturuyor? Sakın unutma. Gruplar değerli arkadaşım, öğretmen tarafından oluşturuluyor. Neden öğretmen tarafından oluşturuluyor biliyor musunuz? Eğer bizler öğrencilere bırakırsak bu işi, homojen gruplar ortaya çıkabilir. Homojen gruplarla işbirlikçi öğrenme modeli kesinlikle uygulanamaz. Bundan dolayı arkadaşlar, heterojen öğrenci gruplarının oluşabilmesi için bu grupların düzenlenme sorumluluğu öğretmende bulunmalıdır. Sakın bunu unutmuyorsunuz. Hatta şu cümleyi de eklemek istiyorum. Birbirini çok seven veya birbirinden nefret eden öğrenciler aynı grupta yer almaz. Bakın güzel bir sorudur. Bunu yazıyorum artık soru bankalarına. Birbirini çok seven veya birbirinden nefret eden öğrenciler aynı grupta bulunmamalıdır. Çünkü ortak amaç çalışma konusunda eksiklikler ortaya çıkmaktadır. Gruplar mutlaka heterojen olmalıdır. Kesinlikle kanka grupları diye bir grup, kanka gel grup oluşturalım diye bir şey yoktur. Bunu unutma. Geleneksel ikinci özelliğe bakalım. Hadi gelin beraber.
geleneksel sınıflardaki öğrencilerin, gerçekten böyledir, geleneksel sınıflardaki öğrencilerin yarış ve rekabetine son vermek amacıyla ortaya çıkmıştı. Bak, geleneksel sınıflarda hatta günümüzde bile var. Aileler çocuklarını yarıştırıyor. Benimki iyi, seninki iyi diye. Böyle akademik olarak bir yarış içine sokmuş durumdalar. Bu da öğrencilere olumlu bir benlik algısı değil, olumsuz bir benlik algısı çıkarıyor. Bundan dolayı öğrencilerin geleneksel sınıflardaki yarış ve rekabetlerine son vermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Sakın unutmayın. Hatta şu hemen dördüncü özelliği söyleyeceğim. Grup içinde yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, arkadaşlık duyguları varken gruplar arasında yarış ve rekabet olur. Burada şunu söylemek istiyorum. Bakın, iki tane grup, yani elime alıyorum A grubu, B grubu. Bakın, A grubu, B grubu. 5 tane farklı birey var. 5 kişiliklerden oluşan. Aha, A grubu, B grubu. Bu gruplar arasında, bak, bu grup arasında yarış ve rekabet yok. Bu grup arasında da yarış ve rekabet yok. Ama bu iki grup arasında yarış ve rekabet vardır. Yani bireysel yarış ve bireysel rekabet yokken gruplar arasında yarış ve rekabet olabilir. Lütfen bu ince noktayı da karışmayın. Bireysel yarış ve rekabet yoktur. Hatta bireysel yarış ve rekabete son vermek amacıyla ortaya çıkmıştır işbirlikçi öğrenme modeli. Ama gruplar arasında yarış ve rekabet olabilir. Sakın bunu unutmayın. Birey ne öğrenirse, zaten Vygotsky'den hatırlıyor olmanız lazım, sosyallikten hatırlıyor olmanız lazım. Birey ne öğrenirse çevreden öğrenir, gruptan öğrenir, arkadaşlarından öğrenir anlayışı vardır. Öğrenciler başarı ve başarısızlıklarında gruba karşı sorumludur. Bana ne, ben anlamam diye bir şey yok. Bir futbol takımını düşündüğünüzde, bir bakın, dün Fenerbahçe'nin Başakşehirspor'la maçı vardı. Mesut Özil denen bir futbolcu geldi, girdi, oyun oynadı. Ama yenildiler. Mesut şunu söylüyor: ben anlamam, benim geçmişteki kariyerim çok iyiydi, ben bu maçta da çok süper oynadım ama yenildik, ben iyi oynadım ama. Olmaz. Takım halinde ya başarılısınız ya da başarısızsınız. O takımın içinde senin iyi oynaman çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü önce Canan'dı, önce takımdı. Bundan dolayı başarı ve başarısızlıklarında bireyler, öğrenciler gruba karşı sorumludur, unutmayın. Altıncı özelliğimi ilk başta söylemiştim. Kazanan ve kaybeden birey değildir. Kazanan ve kaybeden gruptur. Burada çünkü önemli olan gruptur. Aha, bir elin nesi var? İki elin sesi var diye ben değil, ben değil, biz duygusu vardır. Bundan dolayı hani ben merkezci düşünce neydi? Yoktu. Ekosantrik düşünce yoktu. Biz varız. Ya biz başarılıyız ya da biz başarısız duygusunu işbirlikçi öğrenme modelini unutma. 7. hatta 7 oldu. 8. özelliğimize baktığımızda bunu da söylemiştim. Bireysel amaç yoktur. Grubun amacı vardır. Bireysel amaç, bireysel ödül yoktur. Grupsal ödül ve grupsal amaçlar vardır. Sakın bunu da unutmayın. 9. ödülde de aynısını söyledik. Paylaşılmış bir liderlik vardır arkadaşlar. Bakın, tek başına bir lider yoktu. Herkes liderdir. Herkes lider olduğundan dolayı liderliği paylaşmıştır. Hatta herkes lider olduğundan dolayı işbirlikçi öğrenme modelinin uygulandığı gruplarda liderlik yeteneği bütün öğrencilerde gelişir. Niye liderlik yeteneği gelişir? Bütün öğrenciler lider olduğu için herkesin liderlik yeteneğini geliştirir. Ama bir kişi lider olsaydı, diğerler ona baksaydı, öğrenci de değil, sadece birinde geliştirdiği için biz burada liderlik yeteneğini geliştiriyor diyemezdik. O zaman tek bir lider yoktur, herkes liderdir ya da liderlik paylaşılmıştır. Herkes lider olduğu için değerli arkadaşlarım, işbirlikçi öğrenme modeli liderlik özelliklerini geliştirir, sakın unutma. Yine güzel ayırt edici sorulardan biri 11.si. Heterojen grup vardı, homojen grup neydi? Yoktu. Ama şöyle düşünüyoruz. İşbirlikçi öğrenme modelinde başta heterojen olan gruplar öğretim sürecinin sonunda hangi hale gelir? Homojen hale gelir. Hatta başta heterojen olan grubun sonunda homojen hale gelmesinin sebebi işbirliğinin, iletişimin ve birbirini etkilemenin çok olduğunu gösteriyor. Örnek olarak söylüyorum. Lütfen şu söylediğimi
Hani akademik oradan düşünmeyin, aklınızda kalsın diye düşünüyorum. 4 kişilik bir heterojen grup oluşturdum. 2 salak 2 akıllattım. Bak 2 salak 2 akıllattım. Ben derse soktum işbirlikçi öğrenme modelinin sonunda ya bizim akıllılar salağa uyacak 4 salak çıkacak ya da bizim salaklar akıllı uyacak 4 akıllı çıkacak. Yani 2 akıllı girip 2 salak giren öğretim sürecinin başında 4 salak ya da 4 akıllıyla beraber başta heterojen olan grup sonda homojen hale gelmiş olacak. Bunu da aklınıza kalsın diye söyledim. Başka bir amacı yok. Sakın unutmayın değerli arkadaşlarım. Yani sürecin başında mutlaka heterojen olan gruplar süreç sonunda homojen hale gelir. Bunu da söyledim ki böyle bir ifadeyle karşılaşırsanız hayır homojenlik yok diye bir yorum yapmayın diye bunu söyledim. Bunu daha önce çıkmış 12. özelliğimiz KPSS sınav sorusunun özelliğiydi. En uygun olan oturma düzeni hangisidir diye işbirlikçi öğrenmeye en uygun olan oturma düzeni hangisidir diye bir soru gelmişti. Doğru cevap aha resimde de gördüğünüz gibi küme oturma düzeni en uygun olan oturma düzeniydi. Sakın bunu da unutmayın. O zaman hadi gelin şöyle önünüze gelelim bir geriye yaslanın değerli arkadaşlar. Şu işbirlikçi öğrenme modeliyle anlattığımız özelliklerin bir kısaca tekrarını yapalım değerli arkadaşlar. Başlıyoruz en baştan. Modelin adı işbirlikçi öğrenme modeliydi. Diğer ismi KUBAŞİK, kooperatif öğrenme modeliydi. Öncüsü Vygotsky'ydi. Peki tanımını yapalım. Nedir işbirlikçi öğrenme modeli? Karma, karışık, heterojen öğrenci gruplarının ortak bir amaç doğrultusunda, ortak amaç tırnak içinde söylüyorum. Ortak bir amaç doğrultusunda bir arada çalışmasıydı. Bireysel var mıydı yok muydu? Hem vardı hem yoktu. Bireysel amaç yoktu. Bireysel başarı yoktu. Bireysel ödül yoktu. Bireysel sorumluluk, bireysel değerlendirme var. Birazdan değerlendirmeye gireceğiz arkadaşlar. Ödül ve ceza bireye değil gruba verilirdi. Ben değil biz duygusu hakimdi. Ben merkezci egosantrik değil empatik düşünce hakim olacak. Bak ben merkezci düşünce değil, empatik düşünce hakim olacak. Gruplar mutlaka öğretmen tarafından oluşturulacak. Kanka grupları olmayacak. Birbirini çok seven, birbirini nefret eden öğrenciler aynı grupta yer almayacak. Başta heterojen olan grup öğretim sürecinin sonunda homojen hale gelecek. Tek bir lider değil, paylaşılmış bir lider olacak. Herkes lider olacak değerli arkadaşlarım. Hem süreç hem ürün değerlendirme olacak. Her türlü öğretim kademesinde grupla işbirlikçi çalışma ne yapılabilecek? Uygulanabilecek. Bu dediklerimi unutmayın. Gelin beraber faydalarına bakalım. Sosyal ve hani grup olduğu için bakın değerli arkadaşlar grup olduğu için çevre olduğu için sosyal ve duygusal beceriler hani hem bilişsel hem duygusal hem psikomotor diyoruz ya. Bilişsel de var ama en etkili olduğu duygusal becerilerde çok etkili olacak. Hatta en büyük faydası yardımlaşma, paylaşma, arkadaşlık, dostluk. Bir daha söylemek istiyorum. Yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk, arkadaşlık, dostluk duygularını geliştirir. İşbirlikçi öğrenme modelinin en büyük amacı bu duygular öğrencide. Hatta bu duygular bizim için zaten duygusal duygulardır. Ben merkezci düşünce yoktu ama hangi düşünce vardı? Empatik düşünce. Hangi düşünce var? Empatik düşünce. Gerçekten sosyal işbirliği çalışabilmek için empatik düşüncenin olması lazım. En demokratik modeldir. Bakın en demokratik modeldir sakın unutmayın. Çünkü grupta hareket edebilmemiz için, ortak bir hareket edebilmemiz için demokrasinin olması lazım. Öğrenciler öğrenirken eğlenirler ve zevk alırlar diyorum. Biraz dinleniyoruz. Şimdi yıldızlıyorum 2021'de yazıyorum. Bakın burasının bu saatten sonra anlatacaklarımın KPSS'de gelme ihtimali çok çok daha yüksek. Ve daha önce de gelmiş sorulardan bahsedeceğim. Diyoruz başlıyoruz. Değerli arkadaşlar işbirlikçinin genel hatlarıyla özelliklerine baktık. Şimdi işbirlikçinin sizlerle beraber ilkelerine bakmaya başlayacağız. İlkeleri. Hasan hocam soru gelir mi? Gelme ihtimali var. Gelir diyorum. 2021 diyorum. Lütfen bu dediklerimi unutmayın. Çok önemli. Birinci ilkesinden bahsetmek istiyorum. Birinci ilkesinin adı olumlu bağlılık, olumlu bağımlılık ya da pozitif dayanışma.
Üçü de olur mu? Olur. Soru bankalarında ve yaprak testlerinizde olumlu bağlılık diye göreceksiniz en çok. Bazı nadir soru bankalarında hani diğer ismini biliyor musunuz diye pozitif dayanışma ismini koyacaklar. Unutmayın, olumlu bağlılık. Bak, o kadar olumlu bağlandık ki pozitif bir dayanışmamız var. Bak, olumlu, o kadar hani aklında kalsın diye böyle bir fikir yürüt. O kadar olumlu bağladık ki pozitif bir dayanışmamız oldu deyip. Ayrıca bazı kaynaklarda da olumlu bağımlılık diye bir şey görürseniz, ben hiç bağımlılık diye bir şey görmemiştim. Bağlılık diye bir şey duymuştum. Hani bağımlılık deyince bir alkole bağımlılık, sigaraya bağımlılık, kötü bir şey aklıma geliyor. Acaba bu olmaz mı, farklı bir anlam mı diye düşünmeyin. O da doğrudur. İngilizce'de çevrildiğinde tam olumlu bağımlılık diye çıkıyor. ÖSYM bir keresinde bunu yazmıştı. Olumlu bağımlılık. Bağlılık ya da pozitif dayanışma. Hepsi aynı anlamda. Nedir Hasan Hocam? Gel. Şimdi sen bunu anla. Aslında şu siyah puntoyla yazılan yere bakar mısınız? Ya hep birlikte yüzeriz ya da hep birlikte batarız. Ben yanarsam hepiniz yanarsınız. O kadar bağlanmışlar birbirine. Gruptaki öğrencilerin başarı ve başarısızlıklarında birbirlerinden sorumlu olmasındır. Birbirinin öğrenmesinden sorumlu olmasıdır. Şimdi birinci istediğim bu. Bak, lütfen unutma. Sorumluluk birbirinin öğrenmesinden sorumludur. Ya lütfen bunu unutmayın ya. Her bir öğrenci birbirinin öğrenmesinden sorumludur. Soruyu yakalamayın diye soru bankaları bunu çok sık yazıyor. Grup üyelerinin birbirinin öğrenmesinden sorumlu olması. Sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk. Direkt olumlu bağlılık diyecektim. Birbirimizden sorumluyuz. Askerlikteki, eğer erkek öğrencilerimizden askerliği yapanlar varsa bileceklerdir. Body sistemi. Bak, gerçekten askerlikte body sistemi vardı. Birbirine zimmet derlerdi iki kişi. Biri kayboldu mu direkt body'sini getirin. Nerede? Ondan sen sorumlusun. O kaybolduysa senin başın belaya girerdi. Body sistemidir aslında. Herkes birbirinden, gruptaki herkes ama. Gruptaki herkes birbirinden sorumludur. O hata yaptıysa sen de yaptın. O yapmadıysa sen de yapmadın. Başarı ve başarısızlık sadece bir kişiye değil, gruba mal ediliyorsa, hep birlikte başarılıyız, hep birlikte başarısız diyorsak, bundan dolayı başarılı olabilmek için gruptaki herkes birbirinin öğrenmesinden sorumluysa, ya hep beraber yüzeriz ya da hep beraber batarız diyorsak, bunun adı olumlu bağlılık. Çarpı işareti yaptığım yerler aslında müthiş yerler. Çok güzel örnek sorular çıkabilecek yerler ÖSYM tarafından. Kıskançlığın, hasetliğin, çekememezliğin yer almadı veya bunların tam tersi olan veya bu duyguları öğrenciden kaldıran, ortadan kalkmasını sağlayan işbirlikçi öğrenme tekniği aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğunuzda, biz bunun adına pozitif dayanışma ya da olumlu bağlılık ifadesini söylüyoruz değerli arkadaşlar. Lütfen unutmayın. En önemli ve en güçlü de ilkedir. Bak, en önemli ve en güçlü de ilkedir cümlesini kullanmak soruyorum. Geldik. İkincisine, yüz yüze etkileşim. Diğer adı ne? Destekleyici etkileşim. Ne olur unutma. Şimdi Hasan Hocam, hani parantezde diğer isimlerini de yazmışsın. Bu iki ilkede de diğer isimlerini öğrenin, öğrenin ya. Öğrenin. İyi olur. Çünkü ÖSYM bir kere yüz yüze etkileşim sordu ve seçenekleri yüz yüze etkileşim yazmadı. Destekleyici etkileşim yazdı. Zaten bak, yüz yüze etkileşim destekleyici etkileşim. Yani çağrışım yapar. Yüz yüze etkileşim, destekliyoruz birbirimizi, destekleyici etkileşim. Nedir? Şimdi grup üyeleri bir araya geldikten sonra birbirini görecek şekilde küme düzeninde bir araya geldiklerinde birbirlerini cesaretlendirmesi, yüreklendirmesi, güdülemesi, aralarında bir sorun ve çatışma varsa bunu konuşup bu sorunu, bu çatışmayı ortadan kaldırıyorlarsa biz bunun adına yüz yüze etkileşim diyoruz. Soru bankalarında en çok şunu görüyorum. Grup üyelerinin birbirini desteklemesi, destekleyici etkileşim. Zaten desteklemesi ne demek? Cesaretlendirmesi, yardım etmesi. Birbirinin dönük vermesi, birbirleri hakkında konuşmaları, aralarında sorunlar varsa bu sorunları çözmesinin adına bizler ne diyoruz? Yüz yüze etkileşim. Hatta şunu düşünebilir miyiz? Baksana, çatışmalarla başladık. Bazen gruplarda oluyor. Ya bu bunu demiş, ya bu bunu demiş. Bir iftira boyutu alıp gidiyor. Herkes birbirine küsüyor. Sonra grup zaten çatırtıyor gidiyor.
O zaman şunu diyebilir miyiz? Bak şunu diyebilir miyiz? Gurunun yürümesi için arkamdan konuşma. Bak bir şey varsa arkamdan konuşma. Gel, gel yüz yüze etkileşime girelim. Yüz yüze. Yüz yüze gelebilmek için de zaten gel küme düzen oturalım. Ben kurtlarımı dökeyim, sen de kurtlarını dök. Birbirimizi varsa sorunu halledelim, çatışmayı çözelim ve grubun ilerlemesini sağlayalım. İşte bunun adına ne diyorum ben? Yüz yüze etkileşim, destekleyici etkileşim. Lütfen unutma. Hani olumlu bağlılığın bence anahtar kelimesi sorumlulukken, herkesin birbirinden sorumlu olmasıyken, destekleme, cesaretlendirme, yardım etme, dönüt verme, çatışmaları çözmemiz adına da yüz yüze etkileşim diyoruz. Lütfen bunu unutmayın. İki ilkede çok çok önemli, unutma. Sosyal beceriler. Grup içinde işte öğrencilerin beraber çalışırken birbirlerine yardım etmeleri, paylaşmaları, arkadaşlık dostluk duygularının gelişmesi, demokrasiyi geliştirmesi, empati duygusunun gelişmesi de sosyal beceriler ilkesiyle açıklanır. Hani grupta öğrencilerin yardımlaşması, paylaşması, empati duygusuyla açıklanır dersen sosyal beceriler. Peki grup üyelerinin birbirine yardım etmesi, cesaretlendirmesi, dönüt vermesi, rehberlik etmesi, yüz yüze gelmesi ve sorunları çözmesinin adı nedir derse destekleyici veya yüz yüze etkileşim. Herkes birbirinin öğrenmesinden sorumludur. En güçlü ilkedir. En güçlü ilkedir. Kıskançlık, hasetlik olmaz. Bu aşağıdaki hangi ilkedir derse de olumlu bağlılık diyeceksiniz. Geldim. Dördüncüsü. Bireysel değerlendirme. Aslında anlatmadan şunu söylemek istiyorum. Bak yan tarafa bir kutu yazdım. İşbirlikçi öğrenme modelinde hem bireysel değerlendirme vardır hem de grup değerlendirmesi vardır. Ama önemli olan, bak önemli olan, altını çizerek söyleyeyim o zaman. Önemli olan bireysel değerlendirme değil, önemli olan grup değerlendirmesidir. Ben burada bakın şunu söylemiyorum. Bireysel değerlendirme yoktur. Haşa, öyle bir şey söylemedim. Bireysel değerlendirme vardır. Ama sadece bireysel değerlendirme değil, grup değerlendirmesi de vardır. Ve önemli olan can mı, canan mıdır diye sorduğunda, önemli olan canandır. Yani önemli olan grup değerlendirmesi, lütfen unutmayın. Bakın grubun bir ortak amacını belirliyoruz. Aramızda yatanlar, çalışmayanlar olabilir. Hazır yemeğe alışmış olanlar olabilir. İşte bu hazırcılığa alışanları engellemek için yapılıyor bu ilke. Grupta herkesin üzerine düşen görevi yapabilmesi için. Acaba üzerine düşen görevi yaptı mı, yapmadı mı? Bir yerde bir eksiklik varsa kimde bu eksiklik diye belirleyebilmemiz için herkesin kontrol edilmesinin adına bizler bireysel değerlendirme diyoruz. Bireysel sorumluluk diyoruz. Ama önemli olan grup değerlendirmesi, unutmayın. Beşinci ilkenin adı eşit başarı fırsatı. Bak bir daha söyleyelim adını. Eşit başarı fırsatı. Önce şunu söyleyelim. İki tane tanım var bunda. Birinci tanım şu, çok basit. Gruptaki herkese eşit imkanlar sunuluyor. Bak ne güzel. Bak demokrasi var ya, birine fazla bir imkan, birine az bir imkan değil. Hayır. Gruptaki her bireye eşit imkanların sunulmasının adına bizler eşit başarı fırsatı diyoruz. Aynı zamanda. Herkese biz eşit imkan sunuyoruz da herkes aynı düzeyde mi katkı sağlıyor grubun başarısına? Hayır. Grubun başarısına çok fazla katkı sağlayan da var, az düzeyde katkı sağlayan da var. Peki ben az düzeyde katkı sağlayanı sen az düzeyde katkı sağlıyorsun diye dışlayıp göndereyim mi hocam? Hayır. O zaman grup üyesinin yetenekleri ölçüsünde azsa az, ortaysa orta, çoksa çok yetenekleri ölçüsünde grubun başarısına katkı sağlamasının adına bizler eşit başarı sağlıyor diyoruz. Aynı zamanda düşük yetenekli öğrencilerin gruptan dışlanmasını engelliyor. Çorbada herkesin tuz oluyor. Hani yeteneği ölçüsünde tuz atıyor çorbaya. Ama herkese eşit tuz veriliyor. Yani herkese eşit imkanlar sunuluyor, unutma. Ve grup başarılı olduğunda alınan ödül sana çok, sana az, sana şu kadar değil. Herkese ödül eşit bir şekilde paylaştırılıyorsa bu herkese ödülün eşit bir şekilde paylaştırılmasının adına da grup ödülü veya ortak ödül diyoruz. Tekrar edelim mi? 6 tane etki. Gelin tekrar edelim. Olumlu bağlılık ya da olumlu bağımlılık. Pozitif dayanışma. Sorumluluk. Unutma. Herkesin birbirini öğrenmesinden sorumlu olmasıdır. Başarı ve başarısızlık herkesindir. Hasetlik, kıskançlık yoktur.
İkincisine geldim. Yüz yüze etkileşim. Diğer adı neydi? Destekleyici etkileşim. Herkes birbirini görecek şekilde küme düzeniyle oluyor. Görev paylaşımı yapılıyor. Veya bir toplantıda yapılan bu görev paylaşımları yerine getirildi mi? Getirilmedi mi? Dönütler veriliyor. Birbirlerini yüreklendiriyorlar, cesaretlendiriyorlar, destekliyorlar, güdülüyorlar, motive ediyorlar. Çatışma varsa bu çatışma çözülüyor. Bunun adına yüzde veya destekleyici etkileşim diyoruz. Beraber çalışırken duyusal özelliklerin gelişmesi, sosyal becerilerin gelişmesi, iletişimin gelişmesi, empatinin gelişmesinin adı nedir derse? Sosyal beceriler diyeceğiz. Gruptaki herkesin üzerine düşen görevi yerine getirip getirilmediğinin belirlenmesi ve sonuçta bireysel değil grubun başarısının dikkat alınmasının adına bireysel değerlendirmelik, bireysel sorumluluk diyoruz. Aslında çok güzel bir cümle yazmışım. Herkes taşın altına elini sokacak. Herkese eşit imkanların sunulması, herkesin de yeteneği ölçüsünde grubun başarısına katkı sağlaması ve aynı zamanda düşük başarılı öğrencilerin, düşük yetenekli öğrencilerin gruptan dışlanmasını engellemesinin adına eşit başarı fırsatı. Alınan ödülün herkes tarafından eşit bir şekilde paylaşılmasının adına ise grup ödülü diyoruz ve yine önemli bir yere doğru geliyoruz. Şimdi son yerine geldik. Bak, işbirlikçi öğrenme modelini 3 parça halinde işlediğimizi düşünebilirsiniz. 1. Tanımı ve özellikleri. 2. 6 tane anlattığım sana ilkesi. 3. yere geliyorum. Bak, 3. yere geliyorum. İşbirlikçi öğrenme teknikleri. Bizim için işbirlikçi öğrenme teknikleri de gerçekten önemli değerli arkadaşım. Başlayalım. Şimdi bir daha söyleyeyim. Dayanamıyorum bak. Birçok işbirlikçi öğrenme tekniği var. 20 tane anlattı anlatırız ama ben sana 20 tane anlatmayacağım. Bizim işimize lazım olanları KPSS'de çıkmış, seçeneklerde yazılmış, doğru cevap olmuş, çeldirici olmuş veya gelme ihtimali olanları anlatacağız. Ama ne kadar da anlatırsak anlatalım. Bak 10 tane anlattık ya ki anlatacağım. Hard disk'te tutmakta zorlanıyorsun. Bunun için sana bazı ipuçlar yani anahtar kelimeler vereceğim. Ne olur onları unutma. Onlar emin ol sana soruyu çözdürür diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, birinci tekniğin adı birlikte öğrenme tekniği. Bak adı üstünde. İşbirlikçi öğrenme tekniği. Birlikte öğrenme tekniği. Heterojen gruplar oluşturulur. Heterojen grupları öğretmen oluşturduktan sonra her öğrenciye gruplara konu dağılımı yapılır değerli arkadaşlar. Konu dağılımı yapıldıktan sonra öğrenciler ilgi duyduğu konuyu seçer, alt dalı seçer ve o ilgi duyduğu alt dalda çalışır. Bak mesela şöyle bir soru gelirse, öğrencilerin ilgi duyduğu konuda çalıştığı, bakın şuraya anahtar kelimeleri yazmak istiyorum bak. Öğrencilerin ilgi duyduğu konuda çalıştığı işbirlikçi öğrenme tekniği nedir? Birlikte öğrenme. Daha önemli anahtar kelimeleri var. Grup üyeleri beraber çalışırlar, materyali çıkar, paylaşırlar. Bak 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 proje. Sonunda ortak bir ürünün çıktı. Ürün. Bak hemen yazıyorum. Buraya bak bak değerli arkadaşım. Sonunda bir ürünün çıktı, bir projenin çıktı. Bu ürünle projenin çalışma ve ödev kağıtlarıyla, yönergelerle, hatta şuraya da yazıyorum, yönergelerle ortaya çıktığı işbirlikçi öğrenme tekniği aşağıdakilerden hangisi denildiğinde birlikte öğrenme? Hasan Hocam, şu mu? Grup oluşturuluyor. İlgi duyduğum konuda çalışıyorum. İlgi duyduğum konuda beraber çalışırken materyal falan hazırlıyorum. İşte o materyalle beraber ortak bir ürün çıkıyor grup. Ortak bir ürün. Ürün eşittir proje. Ürün eşittir proje. Bir ürün çıkıyor. Bu ürünle beraber diğer gruplar her ürünü birbirine sunuyorsa, tabii bu ürünü hazırlayabilmem için çalışma, ödev kağıtları, yönergeler varsa bunun adı birlikte öğrenme mi? Evet. Anahtar kelime. Ortak ürün, çalışma, ödev kağıtları. Ortak ürün, çalışma, ödev kağıtları. Ben yerinde olsam şunu yaparım. Bir, birlikte öğrenme. Hemen ilk ok, iki tane ok çıkar. Ortak ürün, proje. Hemen çalışma, ödev kağıtları. Yazarım artıkça. Gör sonra soru bankalarında neler olduğunu. Sen de bunu görürsün. Şimdi bir sır kutusu var burada. Bazı kaynaklar birlikte öğrenme tekniğini farklı şekillerde anlatmaktadır değerli arkadaşlar. Bu nedir yani farklı şekilde anlatmaktadır dediğim? Bazen iki kişilik gruplar oluşturulur. Bir öğrenci, bir iyi öğrenci, bir kötü öğrenci. Bir iyi öğrenci, bir kötü öğrenci. Bak iki kişi iyi kötü geç, iyi kötü geç, iyi kötü geç diyorsa o da birlikte öğrenme tekniğidir. Ama bu sır kutusunda olan yani
birlikte öğrenmenin ikinci uygulanış şekli ben hani çok fazla soru bankalarında yaprak testleri de görmedim. Ama aklınızda kalsın diye yazdım. Birlikte öğrenmenin hani diğer uygulanış şekli nedir derse bir iyi bir kötü geç, bir iyi bir kötü geç. Hani öğretmen sınıfın iyi kötü, iyi kötü öğrenci diye eşleştiriyorsa biz bunun adına birlikte öğrenme tekniği diyoruz. Sakın bunu unutmayın. Ama asıl öğrenmeniz gereken ortak ürün, ortak ürün, proje çıkmak zorunda. Bu ortak ürünle proje çıkarken mutlaka çalışma kağıtları ve ödev kağıtları olmak zorunda diyorum. Sakın bunu da unutmayın. Tamam mı değerli arkadaşlar? Şimdi isterseniz hemen ikinci tekniğimize doğru geçelim. İkinci tekniğimize geçerken şöyle yapalım. Adı ne? Önce ona bakalım. Takım, oyun, turnuva tekniği. Bak sol taraftaki görseli gördüğünüzde aslında bu soru bitmiş oluyor. Survivor 2021. Yani Survivor ne diyorsa biz de onu anlatacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi ismine bir baktığında o kadar basit bak. Bazı şeyleri ezberlemeye gerek yok arkadaşlar. Bakın. Takımları kur. Ama bu takımlar mutlaka heterojen takımlar olmak zorundaydı. Takımları kur. Ya takımlar sırayla oyun oynasınlar. Bu oyunu oynarken tabii ki bir turnuva tekniğinde yapsınlar. En çok puanı alan kazansın bilsin. Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımını hatırlıyor musunuz? Bakın heterojen iki takım kuruldu. Takımlar bir oyun, bir turnuvaya katılıyor. Dokunulmazlık oyununa oynayacaklar. Burada her iki takımdan bir kişi çıkıyor, bir oyuna katılıyor. Oyunun sonunda kim kazandıysa takımına puan kazandırıyor. Tüm takım oynadıktan sonra en çok puan alan takım kazanıyor. İşte bu tekniğin adına nedir dediğinizde takım, oyun, turnuva tekniği. Bak bu kadar basit. Ama tabii ki akıl yürütmemiz gereken yerler olacak değerli arkadaşlarım. Mesela bir daha başlayalım. Birinci yapmamız gereken heterojen grupları oluşturuyorsun. Zaten heterojen grupların oluşturulması bak ne yazdım? Takımları oluşturdum. Sonra gruptaki her bir öğrenci diğer takımdaki birbirine denk öğrenciyle. Bak bir güçlü bir güçsüz olmaması lazım kazanabilmek için. Denk öğrenciyle bir oyuna katılır. Ve oyun sonunda hangi takımın sporcusu, oyuncusu kazandıysa takım puanına ilave edilir ve turnuva bu şekilde edilir. Ve en çok kazanan takım ödüllendirilir. Yemek oyunu genellikle ödül oyununu alır. Bak. O zaman birinci anahtar kelimem ne biliyor musunuz? Bak birinci anahtar kelime. İçinde ödül barındıran tek tekniktir. Sen düşünsene bir ödül aldın. Bir ödül varsa bir yarışma var burada. Bak bir ödül varsa bir yarışma var burada. Zaten içinde yarışmayı barındıran da tek teknik budur. Bakın bir yarışma, bir ödül. Hatta şunları diyebilir miyiz? Bak yarışmanın ödülün kazananın ve kaybedenin ne yazık ki. Kaybedenin olduğu teknik hangisidir? Biz bunu böyle soruyoruz. Bak ödülün olduğu, kazanan ve kaybedenin olduğu, bir yarışın olduğu teknik hangisidir? Yarış deyince hemen sağ alt tarafa bir baksana. Bilgi yarışmaları hangi işbirlikçi öğrenme tekniği diye size soruyoruz. Bilgi yarışmaları hangi işbirlikçi öğrenme tekniği diye sorulduğunda direkt takım oyun turnuva tekniği aklınıza gelecek. Takımlar oluşturuluyor. Müsabaka etap turnuvaya giriyor. Kazanan kaybeden var. Ödül var. Unutma en yüksek puan alan ödülünü kazanıyor ve takım halinde başarılı oluyor. Peki takım oyun turnuva tekniğinin en büyük sınırlılığı nedir diye sorular yazıyoruz. En büyük sınırlılığı bir oyuncu, bir öğrenci üst üste 2-3 defa kaybederse kendine olan güveni ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani öğrenilmiş çaresizlik duygusu ortaya çıkabilir. Hani ayakları geri gitme diyoruz ya. Yarışmaya çıkarken, turnuvaya giderken ben yine kazanamayacağım. Ondan dolayı en büyük sınırlılığı budur. Bundan dolayı da güçlü ve güçsüz öğrenciler değil, birbirine denk öğrencilerin turnuvaya, oyuna katılması işbirlikçi öğrenme tekniği açısından çok önemlidir diyorum. Burada 10 dakika ara veriyorum. 10 dakika sonra 3. tekniğimiz olan ve en önemli tekniğimiz olan ayrılıp birleşme jigsaw tekniğiyle beraber devam edecek. Aradan sonra görüşürüz hocam.